18 Ağustos Cumartesi günü AK Parti kongresi yapılacak. 24 Haziran'dan sonra yeni Türkiye'nin inşa faaliyetleri yapısal olarak önemli gelişmeler sağladı. Yepyeni bir dönemdeyiz. Artık Türkiye'yi eski paradigmalarla, eski Türkiye siyasetiyle değerlendirmek bitmiştir. Türkiye'de artık %50+1 alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Ve bunun da ilk başkanı Tayyip Erdoğan kararnamelerle yeni çalışmaları kurumsal bazda devam ettiriyor. Bununla paralel kabine oluştu. Kabinede 4 tane bakan, 3 bakanımız mevcut milletvekilliğinden alındı. Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu milletvekilinden ayrıldı. Bakan olarak görevlendi, istifa ettiler milletvekilinden. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'na atandı. Genelkurmay Başkanlığı'nda gelmesiyle beraber, bu da çok çok önemli bir konu. Önümüzdeki günlerde bunu çok tartışacağız. Türkiye'nin önündeki en büyük reformlardan birisidir bu. Sivil asker ilişkileri, eski vesayet odaklarının dağıtılması ile ilgili, Genelkurmay ile Savunma Bakanlığı arasındaki iki başlılık gibi konunun ortadan kaldırılması da yine bu kurumsal gelişme ile beraber yapılandırmayla düzenlendi. Kabineye parlamento dışından konularında çok çok başarılı olmuş parlak isimler getirildi. Örneğin bir Kültür Turizm Bakanı, turizmde Türkiye'nin en parlak, başarılı bir tur grubu, uçak grubu, otel grubunun başında olan bir isim. Sağlık Bakanlığı yine sağlık sektöründe çok başarılara imza atmış önemli bir isim. Kabinede de yapısal ve gelecekle ilgili düzenlemeler yapıldı. Şimdi 24 Haziran sonrası 18 Ağustos Cumartesi günü AK Parti Kongresi yapılacak. Bu kongrede Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı. Partiyi dizayn edecek. AK Parti kongrelerinde hep %50, 55, 60 hep değişiklik olmuştur. 18 Ağustos'taki AK Parti faaliyetlerinin orada yapılacak kongrenin sonuçları yeni sistem, yeni Türkiye, yeni paradigmalar ışığında partiye yeniden şekil verilecek. 1. Kadro gençleşti. 2. Kadro kadınlarla takviye edildi. 3. Tecrübeli isimler vardı. Onların önemli kısmı eski bakanlar mecliste komisyon başkanlıklarına getirildi. Bazıları bugün kurumsal yapıda Naci Ağbal gibi külliyede başkanlığı getirildi. Çeşitli şekillerde tecrübeyi belli yerlerde Başkan Tayyip Erdoğan değerlendiriyor. 18 Ağustos AK Parti Kongresi'nde %50-55 değişiklik demek, MKYK'nın yani Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun seçimiyle paralel, ki onun içinden de Merkez Yönetim Kurulu çıkıyor, Genel Başkan Yardımcıları. Yeni Genel Başkan Yardımcılarını göreceğiz. Parlamentoya girmiş ve AK Parti teşkilatlarında parlamış genç, istikbal vadeden, tecrübe kazanmış isimleri burada göreceğiz. Onlarla beraber tecrübeli bakanlarımız da yine burada görev alacaklar. Artık meclis ayrı. Külliye, yürütme, kurumsal yapılarıyla kabine ayrı. AK Parti'de
particilik konusunda, yani yeni siyaset, yeni felsefe, yeni düşünceler doğrultusunda dizayn edilecek. AK Parti yeni göreve gelecek olanlar tecrübe ve gençlerle beraber. Birinci hedef 29 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler. Bu yerel seçimler yine kongrenin, zaten AK Parti kongresi Ekim-Kasım'da yapılacaktı, öyle çekildi. Sebebi yeni bir teşkilatla, yeni yöneticilerle AK Parti'yi dizayn ettikten sonra büyük çalışmalar Ekim'den itibaren belediye başkanlığının isimlerinin tespitiyle geçecek. Yani Ekim'den sonra Türkiye, ki o da tartışılıyor, bu da çok önemli, seçimleri, yani mahalli seçimleri, yerel seçimleri Mart'tan Kasım'a alabilir miyiz? Bu bir anayasa değişikliği gerektiriyor. AK Parti ile MHP'nin sayısı buna yetmiyor. 367 rakamının tutması lazım. Onun altında kaldıkları için Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa değişikliğine evet demesi lazım. Birbirine girmiş, saçını başını yolan, kavga veren, sen git ben geleyim ritüellerine tanık olduğumuz CHP'nin şu anda kendisiyle uğraştığı için seçimden öne alınması ile ilgili konuları önümüzdeki günlerde yine tartışabilir. Ama şu anda gündemlerinde yok. O bakımdan normal şartlarda yerel seçimlerin Mart'ta yapılacağını düşünerek onunla ilgili değerlendirmeler yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerine giderken çeşitli projeler hazırlandı. Çatı projesi, bunun dış ve iç projeler olarak bir grup değerlendirdi. Altından özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığında yürütülen bir proje geliştirildi. İyi Parti yanında Saadet'i yanından sokarak parlamentoda AK Parti'nin gücünü kırmak, AK Parti MHP işbirliğiyle onların gücünü mecliste kırmaktı. Başarılı olamadılar. Aziz millet buna izin vermedi. Şimdi aynı projeci kaynakların dıştan takmalı, diyorum ben, dıştan takmalı siyasal mühendislerin Mart seçimleriyle ilgili projeler hazırlıklarını biliyoruz. Bu projeler içinde önemli iki yer var. İstanbul'da ve Ankara'da AK Parti'nin belediye başkanlığını kaybetmesi. Bunu daha önce de planlamışlardı. 24 Haziran planları içinde bu da var. Bu çok çok önemli. Özellikle 16 Nisan'da İstanbul ve Ankara'dan hayır oylarının biraz fazla çıkması, bu siyasal mühendisleri dıştan takma motorlu siyasal mühendisi çok heyecanlandırdı. Projelerini onun üzerine kurmuşlardı. 24 Haziran'da umduklarını bulamadılar. İstanbul'da ve Ankara'da AK Parti MHP beraberliğinin aldığı oyların düşüncelerini bu siyasal mühendislerin, kaos plancılarının umdunun ötesine geçtiğini gördüler. Ve şu anda zaten AK Parti ile MHP oylarıyla İstanbul'da ve Ankara'da belediye başkanlığını CHP'li veya CHP'nin işbirliği yapacağı organizasyonların alma şansı düşük görünüyor. Ama çok dikkatli olmak lazım. Yani bugünkü tabloya bakıp, rakamlara bakıp, matematiğe bakıp her şey güllük gülistanlık değil. Görüyoruz Amerika yaptırımları bir tarafta, bunların uzantıları, ekonomiye yansımaları bir tarafta. Yani daha önümüzde 7 ay, 8 ay gibi bir dönemde çok gelişmeler olabilir. Suriye'de gelişmeler olabilir, Irak'ta. Bunları da düşünerek çok dikkatli bir şekilde hazırlığın yapılması lazım. Bence Ankara ve İstanbul'un alınması, proje yapan o kaos tüccarlarının, siyasal mühendislerin en önemli olayı. İşte bu noktada hep değerlendirmek lazım. Ben bunu da yazılarımda değerlendirdim. İki günden beri önümüzdeki günler değerlendireceğim. Meral Akşener'in geriye çevrilmesi o projenin bir parçasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korunması, yani oy bulamaması Muharrem İnceci'lerin, vazgeçilmeler yine bu şekildedir. Yani
o 24 Haziran'a doğru giderken kurdukları ittifakı, kaos, yıkım koalisyonunu devam ettirerek Mart seçimlerinde de değerlendirmek. Mart seçimlerinde CHP'nin Ankara'da ve belli günü Antalya, Manisa, İzmir ve çeşitli yerlerde İyi Parti ile işbirliği yapması, İstanbul'da ise HDP ile CHP'nin işbirliği yaparak zorlamalar var. İşte AK Parti kongresinden sonra yerel yönetimlerle ilgili belediye başkanlarının adaylıklarının belirlenmeleri başlayacak Ekim'den itibaren. Bu çok önemli. AK Parti'nin İstanbul'a koyacağı belediye başkan adayı, Ankara'ya koyacağı belediye başkan adayı Mart projesini yapanlar için bir hüsranla da sonuçlanabilir. Çok dikkatli olmakta yarar var. Yani AK Parti'nin 18 Ağustos, yani gelecek hafta yapılacak kongresinin, yeni gelen kadroların Mart seçimlerine yüklenmesi, partinin sadece bu konuyla uğraşması, parlamento yerinde seçimler yapıldı, külliye, kabine, cumhurbaşkanı, kurumsal yapı oturdu, parti de bu seçimlere hazırlanacak. İki gün önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli ile bir görüşme yaptı. O görüşmede de bu seçimlerin, yerel seçimlerde işbirliğinin değerlendirildiğini biliyoruz. AK Parti ile MHP'nin beraberliğiyle beka ile ilgili 15 Temmuz'da başlayan bu zincir devam ediyor, edecek. 2023'e kadar gidecek. Bu gidiş Türkiye'nin bir omurgası olarak rakamsal bazda baktığımız zaman %65'lik bir omurgadır bu. Rakamlar %65 çıkmayabilir. Yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile beraber bu omurga %65'e hitap etmekte. 52 ile değerlendirme yapmayalım. Esas omurga budur. Yine belediye seçimlerinde %65 hedef alınarak onun üzerinden yapılacak iyi isimlerin seçilmesi AK Parti kongresinden sonra önemlidir. MHP'de Devlet Bahçeli son derece bunlara hazırlıklı. Onlarda çok kuvvetli olduğu yerler var. Manisa'da belediye başkanlığı, Adana, Mersin gibi önemli yerlerde MHP belediye başkanlığı. Orada yine tepedeki ittifak devam edecek ama esas ittifakı millet yapacak. Yani milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin, demokrat omurga yapacak ve buradan da Mart seçimleri de düzene girdikten sonra Türkiye'nin önünde, yani 2019 Mart'tan itibaren 2023 Haziran'ına kadar harika bir dönem, 4 yıllık dönem. Bu 4 yıllık dönem 2023'e Türkiye'nin kurumlarıyla, felsefesiyle, ufkuyla, projeleriyle hazırlanması dönemi olacaktır. İşte burada biraz anlatacağım bir olay. Büyük Türkiye olayı gerçekleşecek. Büyük Türkiye'nin inşası, Büyük Türkiye'nin, yeniden Büyük Türkiye'nin ihyası, daha doğrusu Türk İslam medeniyetinin yeniden ihyası yolunda önemli kilometre taşları tamamlanmış olacak.